Kimyada Klasikler serisi 41. sorudayız arkadaşlar. Merve kimya laboratuvarında saf katı bir maddenin hal değişim olaylarını gözlemlemek için yapacağı deneyde sıcaklık ve zaman bilgilerini gösteren bir tablo oluşturmuştur. Saf katıyı sürekli olarak ısıtarak sıcaklık değerini aşağıdaki tabloya yazmıştır. Yaptığı deney sonucunda aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz diye sormuşlar. Şimdi şunu düşüneceğiz. Bir katı, saf bir katı ısıtıldığında sabit sıcaklıkta önce eriyecek. Sonra da sabit sıcaklıkta kaynayacak. Yani sıcaklığın değişmediği zaman aralıkları bizim için hal değişim sıcaklıklarıdır. Bakıyorum şimdi. Sıcaklık 5 santigrat dereceden başlıyor. 5, 10, 15, 30, 30, 30. Yani 3. dakika ile 5. dakika arasında sıcaklık değişmemiş. Bu ne demek? Demek ki burada erime olayı gerçekleşiyor demek. Daha sonra devam ediyoruz. 40, 50, 60, 60, 60. Bakın 60 santigrat derecede yine sıcaklık sabit kalmış. Demek ki 8. dakikadan sonra da madde kaynamaya başlıyor. Evet. 3. dakikaya kadar maddenin ortalama kinetik enerjisi artmıştır. 3. dakikaya kadar sıcaklık artıyor. Sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji artar. Doğru. 3. ve 5. dakika arası katı madde erimektedir. Hal değişim sıcaklığında dedik burayı arkadaşlar erimektedir. Doğru. Yani erime noktası bu maddenin 30 santigrat derece, kaynama noktası da 60 santigrat derece olur. Katının erime noktası 30 santigrat derece, kaynama noktası 60 santigrat derece. Buharlaşma olayı 7. dakikadan sonra başlar. Yanlış sevgili gençler. Sorunun cevabı E şıkkı. Şimdi neden yanlış? Buharlaşma ile kaynamayı birbirine karıştırmayacağız. Buharlaşma maddenin sıvı olduğu her sıcaklıkta gözlemlenebilen bir olay. Kaynama belirli sıcaklıkta oluyor. Cevabımız A şıkkıdır.